ameliyatı sonrası nelere dikkat edelim? Katarakt ameliyatı dediğimiz olay, gözümüzün içinde meydana gelen kataraktın, yani gözümüzün doğal merceğinin bulanıklaşıp artık görmemizi bozduğu zamanda kataraktın alınıp yerine yapay bir merceğin konması. Ve biz bu ameliyatı yaparken çok küçük de olsa göz içine girerken bir takım yara yerleri oluşturuyoruz. Bunlar toplu iğne başı gibi çok küçük yaralar aslında. Ama yine de göz kapalı bir kutu ve biz bunu dış ortama temas haline getirmiş oluyoruz. O nedenle dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Gözümüzün bu kapalı mahremiyetini koruyup içeriye mikrop girmesini engellememiz gerekiyor. Bunun için en önemlisi damlalarımızı kullanmamız gerekiyor. Mikrop kapmaması için özellikle damlaları saati saatine damlatmamız gerekiyor. Ayrıca yara iyileşmemizin düzgün olması için de o damlalar çok yardımcı bize. Hekiminizin önerdiği saat aralıklarında ve düzende damlalarınızı tam olarak damlatın lütfen. Ayrıca ameliyat sonrası çok küçük de olsa dediğim gibi yara yerleri var. Onların enfekte olmaması için yine tozlu topraklı ortamlarda çok bulunmayacağız. Yani işimiz neyse onun böyle çok tozlu ortamlardaysa o işimizden biraz uzak kalacağız. Eğer arzu ederseniz size bunun için hani işten uzak kalmanızı gerektirecek raporunuzu da düzenleyebiliriz. Ayrıca ağır kaldırmayacaksınız. Ağır kaldırmaktan kastımız tabii ufacık bir şeyi kaldırmanız değil ama işte 5-10 kilo ağırlıkları kaldırmanızı istemiyoruz. İşte spor yapmanızı istemiyoruz. Buharlı yemeğin üzerine doğru eğilerek buharlı gözünüze gelecek şekilde yemeği yapmanızı istemiyoruz. Havuza, saunaya, denize girmenizi istemiyoruz. Peki bu kısıtlamalar ne kadar? Bu kısıtlamalar ilk 3 hafta. Gözünüze su değmesini istemiyoruz. İlk 3 gün yüzümüzü yıkarken gözümüze hiçbir şekilde değdirmiyoruz. 3 günden sonra gözümüzü kapatarak yüzümüzü yıkayabiliriz. İlk 1 hafta saçımızı yıkarken çok dikkat ediyoruz. İlk 3 gün yıkamıyoruz. Ya da yıkayacaksak da işte bu kuaförlerin yıkadığı şekilde arkaya doğru atarak yıkıyoruz. Sonrasında çok dikkat ederek gözümüze sabunumuz kaçmayacak şekilde evet yıkayabiliriz bir haftadan sonra. Boyundan aşağısını ertesi gün bile yıkayabilirsiniz. Uçak yolculuğunu soruyor hastalarım. Evet uçuş yapılabilir, sıkıntı değil. Ama dediğim gibi hijyen kurallarına çok dikkat edeceğiz. Ameliyat sırasında siz bize aitsiniz. Ameliyathanede çok dikkat ediyoruz ameliyatınıza. Ama ameliyat sonrası siz kendinize aitsiniz. Ve söylediğimiz kurallara harfiyen uymanızı rica ediyoruz.